Merhaba sevgili ikizler burcu Yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin. Güzel enerjimiz, güzel dileklerimizle bugün ikizler ve yükselen ikizler burcu için 2024 videosu çekeceğiz canlar. Ee, bakalım 2024 ikizler burcuna nasıl bir sene olacak neler olacak aşk bakacağım iş bakacağım maddiyat bakacağım ve sağlık bakacağım öncelikle bir genel bakım yapacağım sonra detaylı tek tek hepsini soracağım aşk nasıl olacak kariyer nasıl olacak tamam mı kuzular şimdi bir bakalım enerjilerde neler var arkadaşlar sevgili ikizler burcu enerji kartıyla 2024 enerjisine bakacağım öncelikle. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar benim e, iki kanalım var. Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot 2. Nur Tarot 2'den her cumartesi akşam 22.00'da canlı yayınları yapıyoruz. Herkes davetlidir kuzular. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz, izledikten sonra bir beğeni, bir yorum atarsanız tabii ki beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Hem de Alma verme dengesi değilen bir şey vardır. Sonuçta burada bir emek sarf ediyorum. Hem de emeğimin karşılığını vermiş olursunuz canlarım. Kanalım ücretsizdir. Ücretsiz Ben sevmiyorum o katıl butonu filan ben sevmiyorum. Benim kanalımı ücretsiz izle, izleyen ücretsiz izlesin zaten. Onun için siz de bunun karşılığı olarak abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Yorumlarınız benim için çok önemlidir. Yorumlarınızı teker teker kendim inceliyorum bilginiz olsun. Ey herkes emeğinin karşılığını aldığı zaman çok mutlu oluyor. Onun için yorumlar da benim için çok önemlidir. Yerim ben sizi o güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese tek tek teşekkür ederim. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Ama emeğime karşılık olarak kullanan herkese çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum canlarım benim. Rabbim rızkınızı bereketinizi daha çok artırsın arkadaşlar. Ee, çok güzel bir aile olduk. Çok güzel bir aile olduk gerçekten. Kendim için neyi arzuluyorsam, neyi diliyorsam, herkes için onu dilerim ben. Umarım yaşadığınız bütün olumsuzluklar 2023'te kalır, 2024 size çok 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 güzellikler getirir inşallah. Evet, öncelikle bir bakalım enerjilerde ne var? Nasıl bir enerji geliyor? Taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması, biraz sabırsızlık var sevgili Kizler. Burada biraz sabırsızlıktan bahsediyor. Tahammül seviyesinin düşük olması. Belli ki şimdi bu senede e, önümüzdeki sene bu 2023'te bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsin. Artık kimseye taviz vermeyeceğim artık e, yanlışlarımı bu se bu bu sene yapmayacağım gibi bir enerjiden bahsediyor. Güzel mi? Güzel bu. Takdir toplamak, saygınlık kazanmak, çevrede herkesin saygısına mazhar olacağın bir enerji ve tahammül seviyesinin düşük olması. Tahammül seviyesinin düşük olması ne demek? Şimdi burada e, ee, tahammül seviyesinin düşük olması biraz sabırsızlıktan bahsediyor. Artık birikmiş olan bazı enerjiler seni yormuş olarak gösteriyor ki tahammül seviyenin düşük olduğunu gösteriyor burada. Ama hiç kimseye taviz vermeyeceğin artık ben böyle istiyorum ve böyle yapacağım enerjisini verdi. Güzel mi? Güzel. Umut ve mutluluk mükemmel. Umut her zaman güzeldir. Rabbim kimseyi umutsuzluğa bırakmasın, umutsuz bırakmasın. Umut bittiği yerde zaten hayat bitmiştir demektir. Burada umut ve mutluluğun bol olacağı bir dönemden bahsediyor. Çok güzel. Aa zaferi çıkardı. Yönetme ve yönlendirme. Bu ne demek? İşinde yükseliş. Ee, yönetme ve yönlendirme enerjisi. Yani aile de olabilir veya işinde makamının yükselmesi, sorumlulukların artması olabilir. Çünkü yönetme ve yönlendirme diyor. Yönelme demiyor bak yönlendirme. Burada her külade gücün ve zaferin senin elinde olacağını gösteriyor ki sen yöneteceksin veya yönlendireceksin. Burada dediğim gibi bir terfi alabilirsiniz, bir yükselişiniz olabilir, işinizde büyüme ve genişleme olabilir veya evlilik olabilir. Evliliğin sorumluluğunu alma, ailenin sorumluluğunu, işin sorumluluğunu alma gibi bir enerjinin gelişinden bahseder kart. Baba figürü otorite kızgınlık halinde yakıp yıkmak. Bak dikkat ederseniz burada da aynı şeyi gösterdi. Taviz vermemek. <laughs> ben şimdi 5 destenin 5 tane enerji kartın farklı dest farklı destenin 5 tane kartını çekmişim. Tamamen farklı enerji kartları da bunlar. Burada da aynı şeyden bahsediyor. Tahammül seviyesinin düşük olması. Burada da sinirden bahsediyor. Yani öfkeli, baba figürü otorite, baskınlıktan bahsediyor. Sanki yönetimi ele alma gücü kuvveti ele alma, benim dediğim olacak, benim istediğim olacak gibi bir enerjiden bahsediyor. <laughs> ve burada yeni kararlardan, bak Zeus'u çıkardı, yeni kararlardan bahsediyor ve ba baba figürü. Baba figürü ne demektir? Baba figürü sadece aileyi temsil etme, sahiplenme demektir. Çalışanlarına sahiplenme, sorumlulukların artması, Ailede sahiplenme, sadece küçük aile düşünmeyin, büyük ailede sahiplenmeden bahsediyor baba figürü. Koruma, korumacı, yönlendirme. Bak, birbirine nasıl bağlantılı kartlar çıktı görüyor musun? Ve en güzel kartımız zafer kartını çıkardı. Burada. Ee, İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 faiz gönüllü olduğun ve eksikleri, artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verileceğini gösteriyor. Bu çok güzel bir enerji. Ve burada yüzde yüz istediğin her şeyin sana artık verildiğinin zaferini kutla diyor. Ay ne kadar güzel bir kart maşallah. Yani gerçekten bak fark etmez sizin. Burada aşk iş para demedi. Genel olarak istediğin her şeyin yüzde yüz sana ile verileceğinin diyor zaferini kutla. Çok güzel bir dönem geliyor maşallah. Acayip güzel enerji kartları çıkardım İnşallah. Şimdi... Bir genel bakacağım. İkizler ve yükselen ikizlere genel durum 2024. Sonra teker teker aşk, işk. Hep işk. E, Duydunuz mu? Aşk, işk. Aşk, işk, işk. Yine aynı dil. <laughs> Ay dilim dönmedi. Aşk, iş, kariyer ve sağlık bakacağım canlar. Arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Yüzdeye bakarak konuşacağım tabii ki. Ee, bireysel bakım için 0531 278 07 0729 numaralı WhatsApp hatından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek. Evet, şimdi burada ikizleri özellikle e, bak dişilerden bahsediyor. Şimdi genelde genelde de söyleyeceğim de kupa dörtlüsü dişil ikizlerden bahseder burada. İkizler burcunu duygusal hayatlarında sanki sıkıntılı gösterdi. Burada ee, tılsım beşlisi tılsım beşlisi özellikle yuvalardan bahseder evliliklerden bahseder evliliklerinizdeki bazı ayrılıklar yaşanabilir özellikle bak sevgili ikizler yükselen ikizler hava ve sulardan daha çok bahsediyor. Koç pardon ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi enerjileri e, kupalar e, yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akreplerle bir ayrılık söz konusu var çünkü sıkıntılı giden beraberlikte zaten ikinize de iyi gelmiyorsa bu beraberlik veya bu evlilik zaten ayrılın genel enerjilerde e, aşk hayatındaki değişiklikleri gösteriyor ilişkiden yana biraz sıkıntılı bir dönemin gelişinden bahseder kart aşk ve ilişkiden ama maddi kazançlardan özellikle bak diğer konularda yeni evlilik teklifleri alabilirsiniz karşınıza çıkacak olan yeni enerjileri güzel gösterdi duygusal hayatınla ilgili net kararlara varacağını gösteriyor bir de burada asa şövalyesi düşüncesiz hareket etmemen gerektiğini gösteriyor yani bazen İkizler burcu çok zekidir acayip zekaya sahiptir ama çok kararsız burçlardır tıpkı terazi gibi tıpkı balıklar gibi yani hayatındaki olan enerjide kararsızlık bir gün böyle düşünür yarın kalkar başka bir düşünür İşte hayatınızda bu kaybetme veya bu duygusal hayatınızda sıkıntı yaşama sizi zora ve kaygıya sokacağınız enerji kararsızlığı gösteriyor buna izin vermeyin özellikle genel genel bakıyorum. Aşk ve ilişkiden yana net kararlara varacağınızı gösteriyor. Sabırlı davranmanızda fayda var. İşten yana bir sıkıntı göstermedi genel bakım. Şimdi teker teker bakacağız. Sevgili ikizler. Kariyer ve iş bakacağım öncelikle. Bakalım iş ve kariyer hayatında 2024'te ikizler ve yükselen ikizleri nasıl bir enerji bekliyor? Haydi bakalım. Oo çok güzel. Bak bu kart çok aziz kartını çok severim. Aziz nedir? Baba figürü gibi düşünün. Aziz korumacı, yükseliş, yükseldiği mertebede kesinlikle böbürlenmeyen, Herkese yardım etmeyi seven, hoşgörülü davranan, kazancını paylaşan her şekilde olumlu bir enerjiden bahsediyor. Kariyere bakıyoruz. Tılsım ağasını çıkardım. Mükemmel bir kart. <laughs> Kılıç beşlisi nedir? Makamında ve e, şu an güncel çalıştığın yerde, hak etmediğin yerde olduğunu gösteriyor. 5. aya kadar olan süre veya 5. aya kadar sıkıntılar var mı? Evet var sorumlulukların artacağını gösterdi. Özellikle ortak işlerde ikizlerin kartıdır başlıklar kartı. Ortak işlerde, beraberliklerde, ortak çalışmalarda yeni projelerden bahsediyor. Zamanlama olarak 6. ay e, Ortak işlerden bahsediyorum. Bak ticari ve ortak işler 6. aya kadar olan sürede çok mükemmel gelişmeler var. Her Herkülade yerini yurdunu belirleyeceğini işinde yükseliş ticari bir yer açmak istiyorsan kesinlikle verimlidir 6. aya kadar açabilirsin yapabilirsin onun dışında 5. ayda maaşlı çalışan ikizler ve yükselen ikizler bir kurum içerisinde çalışıyor olabilirsin ee, yani kendine ait bir iş yerin yok ama bir kurum içerisindesin bu kişilerde kurumda sıkıntılar yaşanabilir ama ne diyor burada biliyor musun bak tazminat olarak toplu bir para alarak iş değişimi yapabilirsin iş hayatında 5. ay ve 5. aydan sonraki süre yenilikler var iş değişimi işten çıkarma işten çıkma çünkü burada kılıç beşisinden bahsediyoruz sanki hak etmediğin yerdesin ve hak etmediğin şeyle karşı karşıyasın bunu gösteriyor veya işsizsin iş arıyorsun kesinlikle 5. aydan sonra olağanüstü ee, yenilikler var. Maddi kazançlar var. Maaşında artış olabilir. 5. aydan sonra zaten seneden seneye artış var diyeceksiniz ama bu öyle bir artıştan bahsetmiyorum ben. Hani diyelim ki makamın yükselir. Makama göre de maaş artır. Terfi alırsın. O terfi yaptığın sorumluluklara göre de maaş alırsın. Bunu 5. ay ve 5. aydan sonraki süreyi gösteriyor. 5. ayda darlanmalar var. İş hayatındaki olumsuzluklara seninle uğraşan kişilere dikkat etmen lazım. Şimdi burada tılsım ağasıyla kapattı. Asa şövalyesiyle açtı kartlar. Çok güzel. Ve aziz var burada. Mahkeme kartı var. Mahkeme kartı yeniliklerden bahseder net olarak. Yeni iş başlangıçları, değişimler, işten ayrılmalar ve işinde yükselişler olacağını gösterdi. Beşinci ay sıkıntılı gösterdi. Diğer aylarda ciddi bir sıkıntı yok diyor. Şimdi şeye bakacağız. Kariyer baktık, para bakacağız. İkizler ve yükselen ikizler burcu. 2024 para ve maddiyat bakacağız. Bakalım nasıl bir dönem geliyor. Abi bu kart kendini attı. Asla kraliçesi. Güzel kart. Kararlı kartıdır bu. Tılsım şövalyesi. Çok güzel. Tılsım kraliçesi. Yok artık. Güneş kartı. Muazzam. Ay ne güzel kartlar çıktı maşallah. Bakalım 3 kart daha çekeceğim kuzular. Kupa kralı. Kupa kraliçesi. Oo. Şimdi bir şey soracağım, söyleyeceğim arkadaşlar. Asa kraliçesi, kararlılık, netlik. Artık ben bu sene ikizler ev alabilirsin. Yeni iş yerinin başında oturabilirsin. Rahatlayacağını gösteriyor. Kupa kral, asa kraliçesi nedir? Kimseye taviz vermeyen, işinin gücünün yerinde olması için her şeyi yapan, bereketli, atik, rahat bir dönemin gelişinden bahseden bir karttır. Tılsım şövalyesi ne der? Tılsım şovaryesi maddi kazancın elde etmesi ve yoğunluklu para akışı özellikle ticaretten yana. Tılsım kraliçesi olağanüstü bir para kartıdır. Sizin karttır zaten. Pardon, sizin kart değil boğanın toprağın kartıdır bu tılsım kraliçesi paradan yana rahatlamış olan yerini artık yurdunu yapmış rahatlamış olan bir enerjiden bahsediyor güneş kartı ne der aydınlanma para ve e, şeyle parayla alakalı arkadaşlar bütün ana kartların hepsini çıkardı dördüncü aya dikkat etmemiz lazım dördüncü ayda bir para kaybı yaşayabilirsiniz veya para sıkıntınız olabilir onun diğer aylarda. Bak çıkan kartları söylüyorum. Güneş kartı, tılsım kraliçesi, tılsım şövalyesi, asa kraliçesi, kupa kralı, kılıç kraliçesi. O kadar kesin, o kadar net. Bütün ana kartları çıkardı. Kararlı olduğunuzdan bahsediyor. Yatırım yapma, ev alma, araba alma, çok ciddi para akıntı akışları ve çok ciddi parayla alakalı kararlar alacağını gösteriyor soğuk bir şekilde sana haksızlık yapmış kişilerle sanki karşılıklı bir savaş halinde olacağını gösteriyor. Dördüncü aya dikkat. Dördüncü ayda alışverişlerinize, ciddi para yatırımlarınıza dikkat edin. Dördüncü ay erteleyin canım. Beşinci ay yapın. Üçüncü ay yapın. Ay mı yok, zaman mı yok? Dördüncü aya dikkat bu bu kartı çıkartırsak buradan bu dördüncü ay dikkat ettiğim karttır bu başka kart değil bir tane olumsuz enerji göstermedi aydınlanmadan bahsediyor para akışlarının özellikle e, ayın dördüncü ayı çıkarsak altıncı ay ve on ikinci aya kadar olan sürede çok ciddi para akışları var çok ciddi yerlere imza atma yatırım yapma şanslı dönem hani e, işte borsa mıdır faiz midir artık neyse ne kim ne yapıyorsa bu konularla ilgili ortak işler ve mantık alışverişlerinden mantıklı hareket edeceğin dönem mantıkla hareket edeceğin net kararlarla çok güzel para akışların var güzel sadece dördüncü aya dikkat edin dördüncü ay full para kaybı dedik izler bu dönemde ev alma satma ciddi yatırım yapma erteleyin canım. Evet para baktık iş baktık. Aşk bakacağız kuzular. Aşk hayatı 2024 ikizler ve yükselen ikizler ne diyor bakalım. Tılsım altılısı çok güzel bir karttır. İmparatoru çıkardı. Wow. sahiplenmeyi burada da gösteriyor bak kader şarkı aşk hayatınızda ciddi bir değişim olacağını gösteriyor özellikle bak 5. aydan sonraki süreden bahsediyor sevgili ikizler burcu kararlarınızı değişebilirsiniz mesafeli davrandığınız veya size mesafeli davranan size ego yapan olmaz diyen ayrılık yaşayan kişilerden kesinlikle geri dönüşler var kader çarkını gösterdi ne zaman 4. 5. ayı gösteriyor ve bu, burada tılsım ağası enerjiye bakarsak koç aslan yay yükselen koç aslan yay bir topraklara ağırlıklı gösterdi. Ee, boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlaklarla kesinlikle barıştan bahsediyor. Ee, ge geçmişte bak tılsım şövalyesinde gösterdi. Geçmişte size kararsızlık yapan, ikilemde kaldığınız, evliliklerinizde ve geçmiş ilişkilerinizde ayrılık yaşadığınız ilişkilerden geri dönüşleri kesinlikle gösteriyor. Ve burada enerjiye bakarsak kuzular, 5. ay, 5. ay, 4. ay, 5. ay, 6. ay bu 3 aylar içerisinde kesinlikle kadersel değişimler var diyor aşk hayatında. Özellikle geri dönüşleri, yumuşayacaklar, yani e, şu anda size mesafeli davranmışlar ya, resti çekmişler, gitmişler ya, kararlılıklar var ya, onların kesinlikle yumuşaması ve kader çarkı ile beraber bu kader e, çarkı 5. aydan sonraki dönemde kesinlikle geri dönüşler var. Ciddi yıkımlar ve bitişler göstermedi. Mesela boşanmadır, ayrılıktır. Herkes için geçerli değil bu. Ben yüzdeye bakarak konuşuyorum genel. Yüzdeye bakarak yüzde seksen bitiş göstermedi, ayrılık göstermedi. Kadersel değişimler var mı var? Ee, ama buradaki kadersel değişimin üzerine çıkan Aziz kartı ne der? Ee, değişimi kötü göstermiyor. Hani kadersel değişim var ama ne ne yönde değişim? Yıkımdan bahsetmiyor, ayrılıktan bahsetmiyor. Aziz her şekilde hoşgörülü davranan, ortamı yumuşatmaya çalışan e, ve burada kendini sağlama alan bir enerji, enerjiden bahsediyor kadersel değişiminizi. Bitişlere ağırlıklı göstermedi. Ve burada adalet. Adaletin tecelli etmesi, adalet bekleyen ikizler ve yükselen ikizler varsa özellikle topraklarla adalet bekleyen boğa başak oğlak, yükselen boğa başak oğlak, ikizler kova terazi yükselen ikizler kova teraziyi de ağırlıklı gösteriyor. Ama genel olarak size haksızlık yapıldıysa, adaletsizlik yapıldıysa e, bunun bunların geri döneceğinden, sanki hak ve adaletin yerini bulacağından, eşitleneceğinden bahsediyor. Tamam mı canlar? Ve bunu net gösterdi 5. aydan sonra. E, i̇kilemde kaldığınız ilişkileriniz varsa, sizi kararsız, kararsız bırakan kişiler varsa, özellikle topraklardan bahsediyoruz. Dönüşler var. Azizeyi de çıkardı. Barıştan bahseder. Hoşgörülü davranacağınız, özellikle bak ikinci ay, ikinci aydan itibaren aşk hayatınızda geri dönüşler, hareketlenmeler var, iletişimler var. Ee, ve buradaki enerjide dediğim gibi genele bak kaç tane kart çektim genele baktığımız zaman yüzde seksen yıkım bitiş göstermedi önümüzdeki sene geri dönüşler var hoşgörülü davranmalar var yumuşamalar var ee, ve adalet bekleyen özellikle aşkta adalet bekleyen e, ikizler ve yükselen ikizler adaleti bulacağınız bir senedir hak ve adalet yerini bulacağını gösteriyor güzel mi güzel. Aşk hayatına baktık. Şimdi sağlık bakacağız. Sağlıkta neler var? Umarım sağlıklı seneniz olur sevgili ikizler Burcu. İkizler yükselen ikizlere bir sağlık bakalım. Kılıç altılısı. Evet. Sağlıkla ilgili sorun yaşayabileceğinizi gösterdi burada. Ama ciddi bir sorun mudur? Hayır. İkinci aya dikkat edelim. Ee, ama güç kartı gücünüzü toplayacaksınız ciddi bir sağlık sorunu göstermedi canlarım kuponlusu çok güzel özellikle ailenin içerisinde korumaya alma aile içerisindeki e, sevdiğin kişiler aile içerisinde içerisindeki e, 6. ay 2. aya dikkat ufak tefek sağlık problemleri yaşanacağını gösterdi. Burada ama ciddi bir şey yok. Farkındaysanız bu çıkan olumsuz kartların üzerine güç kartını çıkardı. Yani sağlığınızı toparlayacağınızı gösteriyor. Genele baktığımızda ciddi bir sağlık sorunu yok. Sağlıkla ilgili konuları 6. ay ve 2. ayda yaşayabilirsiniz enerjisini verdi ama bu sıkıntıdan bahsetmiyor çıkan enerji geçici bir sağlık durumu. Ufak tefek ameliyatlar olabilir veya bir tedavi süreci geçiriyor olabilirsiniz. İkinci ve altıncı aya dikkat. Onun dışında gücünüzü toplayacağınız bir dönemden bahsediyor. Çok güzel arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Tekrar mutlu huzurlu seneler. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.